Her pazartesi yayınladığımız Sürdürülebilir Dünya programına hoş geldiniz. Bu hafta ise denizleri konuşuyor olacağız sürdürülebilirlikte. Denizin önemine ve önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor, hangi çalışmalar yapılıyor, tüm bu ayrıntıları değerli konuğumla birlikte değerlendiriyor olacağız. Şadan Kaptanoğlu, TÜRMEPA Yönetim Kurulu Başkanı bizlerle birlikte. Şadan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, şimdi title'lara bakacak olursam Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcılığınız bir tarafta, bir taraf da TÜRMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığınız ve bunun yanı sıra ise dünya ticaretine, deniz ticaretine yön veren Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin ilk geçmiş kadın dönem başkanı, yani dönem olarak kadın başkanı olarak tüm şapkalarınızı ilgilendiren bir soruyla başlamak istiyorum. Özellikle konum olarak 3 denizi, 3 tarafı, 3 çevresi de denizlerle çevrili olan eşsiz güzellikte bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla denizlerimiz konusunda hak ettiğimiz şekilde koruyor muyuz diye genel bir soruyla başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir ülkemiz var. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Ve bizim bize hep veren, hep üretimimize katkıda bulunan, oksijen sağlayan şahane komşularımız var. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Denizlerimizi koruyor muyuz? Ona şöyle cevap vermek istiyorum. Hem denizlerimiz hem okyanuslarımız büyük tehlike altında. Bunun en büyük nedenlerinden biri şu anda iklim krizi. Niye iklim değişikliği demiyorum? Çünkü iklim değişikliği safhasını geçmiş durumdayız. Bu bir iklim krizidir. Ve evimizin içine kadar girmiş durumdadır. Ve artık hayatlarımızda farklı bir bakış açısıyla hayatlarımıza devam etmek zorundayız. Denizlerimize baktığımız zaman denizlerimiz bizim oksijen kaynağımız. Herkes bana soruyor, işte balık mı yiyemeyiz denizlerimiz kirlenirse? Hayır, oksijen kaynağımızdan olacağımız için nefes alamayız, yok oluruz. Araştırmalar gösteriyor ki dünyanın %50-60 oksijenini denizlerimiz sağlıyor. O yüzden biz ne diyoruz? Her iki aldığımız nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Doğru. Dolayısıyla denizler yaşam kaynağımız. Denizlerimize baktığımız zaman ve okyanuslarda maalesef çok büyük bir kirlilik görüyoruz. Ve bu kirliliğin ana kaynağı karadan gelen bizim yarattığımız kirlilikler. Raporlara baktığımız zaman %80'i kara kaynaklı. Bunlardan plastikler çok öne çıkıyor. Sadece bir tanesi ama çok öne çıkıyor. Çünkü dünyadaki kullandığımız bütün plastiklerin sadece %9'u geri dönüştürülebiliyor. Biz denize baktığımız zaman gördüğümüz kirlilik denizdeki kirliliğin %15'i kadar. O kadar. Bu çok önemli. Ve yani %15'i bile 7. kıtadan bahsettiriyor bize. Düşünün, Pasifik'in ortasında bir plastikten koskoca bir ada var. Bu adanın yüz ölçümü Türkiye kadar. Dolayısıyla çok farklı çalışmaları devam ettirmek ve yapmak zorundayız. Biz artık bu yaşadığımız yaşam tarzıyla, kültürle dünyamızı devam ettiremeyeceğiz. Denizlerimizi de ettiremeyeceğiz. Yaşam şeklimizi değiştirmek zorundayız. Sürdürülebilirliğin de aslında en önemli ana öğelerinden biri bu. Yani kullan at felsefemizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. İhtiyacımız olan kadar şeyi kullanmamız gerekiyor. Bununla birlikte tabii biz TÜRMEPA olarak bu tehlikeyi görmüş, 28 yıl önce kurulmuş bir derneğiz. Deniz Temiz Derneği. Kurucularımızdan biri Sayın Rahmi Koç, diğeri de Deniz Ticaret Odası'nın önde gelen denizcileri. Dolayısıyla farklı bir STK'yız. Çünkü bizde baktığınız zaman denizciler var, sanayiciler var. Çünkü bu gemide hepimiz beraberiz. Hep beraber bu farkındalığı ve değişikliği yapacağız. Çok farklı yönlerimiz var. Eğitimler veriyoruz, farkındalık. Çünkü en önemli şey kirletmemek. Doğru. Evet, temizlemek için de bir çabamız var. Atık teknelerimiz var. 7 tane, 8.'si filomuza katılıyor. Dünyada atık teknesi olan tek bildiğim STK'yız.
bir filo şeklinde. Güneyde böyle bir hizmet veriyoruz. Sıvı atık topluyoruz teknelerden. Ama bununla birlikte asıl önemli olan eğitim, asıl olan daha sabah kalkıp elimizi yüzümüzü yıkadığımız zaman denizi kirlettiğimizin bilinciyle yaşamak. Aslında farkındalık burada eğitimle de başlıyor diyebiliriz. Şimdi çok da önemli bir şey söylediniz. STK'nın üyelerinden de bahsettiniz. Yani burada iş dünyasından oluşan bir üyelerin olması ve bu farkındalığı ve belki de dönüşümdeki en büyük anahtar diyebilir miyiz? Bir süre öncesine kadar diyebilirdik. Şu anda çok önemli bir anahtar ama inanın şu anda hepimiz bireysel olarak birer anahtarız. Hı hı. Yani hepimizin bu çorbaya bir katkısı olması gerekiyor. Yoksa hani ana misyonumuz ne diye sorarsanız dünyamızı kurtarmak artık. Evet. Ve dünyamızı evet. kurtarmak için de hepimizin birlikte çalışması gerekiyor. Bazen ben dünyamızı kurtarmak dediğim zaman şöyle düşünüyor insanlar. İşte dünya yok olacak. Hayır, dünya yok olmayacak. Doğa da yok olmayacak. O devam edecek ama biz insan soyu yok olacağız. Dolayısıyla hani o çocuklarımıza bizim kadar güzel günleri bırakmanın ötesine geçip artık çocuklarımızın, hepimizin çocukları için bir yaşam mücadelesi vermek zorundayız. Kesinlikle tebrik ediyorum yaptığınız çalışmalardan ötürü. Şimdi bir tarafta da aslında sanayiden bahsediyoruz, artan nüfus, avlanma gibi birçok sayıda faktör var. Deniz kirliliğindeki baş etkenler olduğu gibi ülkemizde de en önemli sorunlardan bir tanesi bu olduğunu söyleyebiliriz. İlk üçe sıralayacak olursak ve bu tahribatın da önemli göstergelerinden biri olarak geçtiğimiz yıl müsilaj alarmını biz aldık. Ve dolayısıyla şu anda sormak istiyorum. Müsilajda son durum nedir? Tehlike atlatıldı mı? Ne boyutta ilerliyor tehlike şu an? Biz görmüyoruz ama görmediğimiz müsilaj devam ediyor mu denizin altında? Biz yaklaşık olarak 2008 yılından beri müsilajı aslında takip ediyoruz. Hı hı. Aynı şekilde devletimiz de takip ediyor. Hı hı. Şimdi müsilajın olmasının, tabii ben müsilaj uzmanı değilim. Hiçbir zaman uzman hocalarımızın yani yerine geçip bu konuda bir fikir vermek istemem. Ama onların söylediği 3 tane nedeni var. Bir tanesi yoğun kirlilik. Hı hı. İkincisi Marmara'nın özel yapısı. Ben bazen Marmara'ya şey diyorum, çok büyük, çok güzel bir havuz ya da bir göl aslında. Hmm. Çünkü farklı bir yapısı var. Daha durağan diğer denizlere göre, iç deniz olduğu için. Üçüncüsü de iklim krizi yine. Çünkü denizin sıcaklığı mesela Marmara'da 2,5 derece artmış durumda. Bu da ciddi bir sorun. Bunun için çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Bir biliyorsunuz müsilajlar mücadele kurulu kuruldu planları takip etmemiz için. Biz orada var olan tek STK'yız. Orada da farkındalık ve eğitim bölümünde varız. Atık tesislerinin tamamlanması gerekiyor. Bunun için çalışmalar var. Sanayi bölgelerinde yoğun çalışmalar var. Ama yine söylüyorum. Marmara 25 milyon nüfuslu bir bölge. Hı hı. Çok yoğun bir bölge. Dolayısıyla hepimizin üzerine düşen büyük şeyler var. Yani kirletmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz, kirletmeyeceğiz. Çünkü biz bu yaşam tarzımızla devam edersek, isterseniz bütün atık tesislerini yapalım ki onlar yapılmalı. Kimse beni yanlış anlamasın. Eksiklerimizi tamamlanmalı ve tamamlanıyor da. Hı hı. Ama bununla birlikte bizler artık yaşam konforumuzu biraz daraltıp kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor hepimizin. Bu nereden başlıyor diyecek olursam, yani bunu ilkokul bir mi yoksa okula başlamadan önce bu farkındalığı yaratmak mı? Biz neden buraya geldik? Yani niye bu seviyelerdeyiz şu anda? Şöyle söyleyeyim, yani önce tabii ki yani eğitim çok önemli. Hı hı. Eğitim bir yaşında da önemli. Bana soruyorsanız 90 yaşında da önemli. Sürekli eğitim, sürekli hı hı. hatırlatma. Hı hı. Çünkü bazen hayatın zorluğuyla insanlar bazı şeyleri geride bırakabiliyor. Ama o geride bıraktığının o anda, o dakikada aslında ne kadar önemli olduğunu hem de senin yarının için ne kadar önemli olduğunu anlayamayabiliyoruz. Doğru. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Yani kurucularımıza, bütün eski başkanlara, tüm yapan o kadar çok teşekkür ediyorum ki. Şimdiye kadar 8,5 milyonu aşkın öğrenciyi biz eğitmişiz. Ve 3 yaşında da eğittiğimiz var. İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteler
Ve ondan sonra da sürekli eğitim. Bizim her yaş için, her şirket için özel, onlara özel tasarlanmış eğitimlerimiz var. Bununla birlikte 20 bin tane neredeyse eğitmen eğitmişiz. Çünkü bizim gücümüz yetmez herkesi eğitim vermeye. Doğru. Ama gönüllü eğitmenlerimizle beraber bunu yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Çünkü hep hatırlatmak gerekiyor insanlara. Hep hatırlatmak gerekiyor. O yüzden de bence eğitim bunun en önemli kısmı. Nasıl bu yaraya geldik? Çünkü denizde şöyle bir şey var. Mesela ormanlar yanıyor. Hiç yanmasın. Bakıyoruz, bunu görüyoruz. Hı hı. Ve diyoruz ki Allah'ım ciğerlerimiz yanıyor. Doğru. Deniz her gün yanıyor ama göstermiyor. Hı hı. Ta ki işte böyle müsilaj gibi bir şey olduğu zaman, o zaman anlıyoruz ki deniz yanıyormuş. Farkına varıyoruz. O zaman farkına varıyoruz. Her kötülükten iyilik doğması gerektiğini düşünen bir insanım. Hı hı. Yani o gördüğümüz o manzaranın, o yaşadığımız dönemin insanların hafızasında kaldığını ve insanların artık daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Bunu görüyoruz. Ve bunu da denizlerin lehine çevirmek için çalışmalarımız hem devlette sürüyor, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda sürüyor ve biz de onların bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Denizcilik ve doğayı korumaya yönelik birçok projeniz var Turmef olarak. Bakacak olursak birçok hayata geçirilen proje de var. Örneğin Garanti BBVA ile yapmış olduğunuz Mavi Nefes projesi biraz daha dikkatimi çekti benim. Bu anlamda bu projeyi biraz anlatacak olursanız eğer ve diğer çözüm önerilerinizden biraz bahsedecek olursanız tabii, nedir bu? Tabii izin verirseniz önce sıfır atıkla başlayayım. Tabii. Sıfır atık ve sıfır atık mavi ile Türkiye'de 5-6 senedir sessiz bir devrim oluyor. O da sıfır atık. Çünkü sıfır atık aslında sürdürülebilirliğin ve mavi döngüsel ekonominin kilit noktası. Yani kullan at felsefemizi bırakacağız. İhtiyacımız olan kadarını kullanacağız ve atıkları dönüştüreceğiz. Bunların hepsi çok önemli. Biz de sıfır atığın, sıfır atık mavi olarak deniz ayağında çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü dediğim gibi hepsi aslında birbirini tamamlayan konular ve bu birbirini tamamlayan konular içinde de birini hatalı yaptığınız zaman her şey mahvoluyor. Kesinlikle. Bizim bütün bu çalışmalarımız 2019'da sıfır atık maviye başladık. Gerçekten sessiz bir devrim olduğunu düşünüyorum. Ve bu devrimle beraber de hem de sürdürülebilirlik konularının daha da öne çıkmasıyla, ki belki biliyorsunuz denizcilikte de bir söz var. Yani bütün gemilerin yakıtları 2050'ye kadar fosil yakıtı bırakacak. Çok büyük bir devrim olacak orada da. Bizi Garanti BBVA ile olan Mavi Nefes şahane projemize götürdü. Buradan Garanti BBVA'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün çalışanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizim yine bu müsilajla ilgili farkındalık ve eğitim konusunda aldığımız sorumluluğun projesiydi. Ve bu projede 3 ayakta devam ediyor. 3 yıllık bir proje. O da bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz her sene bütün projelerimiz için teker teker kapıları çalıp destek istiyoruz. Sponsorlarla ilerleyen bir derneğiz biz. 3 sene gelmesi çok çok önemliydi bizim için. İlki 2 tane deniz süpürgemiz var Marmara'da. Bir sene içinde 80 ton katı atık topladık. İkincisi bizim online eğitimlerimiz var. 3 senenin tamamında 60 bin tane öğrenci hedefliyoruz. Bu eğitim düzeyi nedir, öğretim düzeyi nedir? Ortaokul, liselerde yapıyoruz. Ama mesela başkaları da eğer istediği zaman bunu da onun içine katıp biz eğitimlerimizi istenilen şekilde üniversitelerde de bu kapsayabiliyor yani. Evet, üniversitelerde zaten kulüplerimiz var. Çok güzel. Onlarla çalışmalarımız devam ediyor. İşte dediğim gibi şirketlerle çalışmalarımız devam ediyor. Pandemi çok kötüydü, çok zorladı hepimizi. Kesinlikle. Ama yine söylüyorum, bir kötülükten iyilik çıkar ya. Bu bir anda çevrim içine geçmek
bize çok ilme kazandırdı. Çok da hazırdık. Yani filmlerimiz, eğitimlerimizle beraber biz buna çok hazırdık. Hı-hı. Teknoloji altyapımız da vardı. Dolayısıyla orada çevrimiçi eğitimlerimiz çok hızla devam ediyor. Üçüncü ayağı da tabii ne kadar çevrimiçi eğitim yapsanız ve bunun önemine çok inansam da bazen bazı şeyleri pekiştirmek gerekiyor. Evet, orada da çok önemli gördüğümüz bir eğitim otobüsümüz var bizim. Eğitim otobüsümüz Marmara bölgesinin deniz kenarındaki olan şehirlerinde işte gezerek çocuklara eğitim veriyor. Hem eğitim veriyor, hem kodlamayı öğretiyor, hem de el becerilerini geliştiriyor. Dolayısıyla bunu yaptığımız zaman çocuklar öğrendiklerini asla unutmuyorlar. Kesinlikle. Asla unutmuyorlar. O yüzden bu projeyi çok önemsiyoruz. İşte ikinci yılımıza girdik. Bugün mesela Beşiktaş'ta otobüsümüz, onun eğitimleri başladı. Çocuklar çok heyecanlı. Herkese şunu tavsiye ederim. Gerçekten çocukları dinlesinler. Ben bazen konuşma yapıyorum. İşte tabii karşımda hem büyükler hem çocuklar oluyor. Normalde çocuklara konuşmam gerekiyor. Ben hep diyorum ki çocuklar yüksek müsaadenizle ben annenizle babanızla konuşmak istiyorum. Ve konuşmayı şöyle bitiriyorum. Anneler, babalar, büyükler lütfen çocukları dinleyin. Çocuklara hep diyoruz ki geleceğimiz sizsiniz. Hı hı. Ama gelecek şimdi. Evet, doğru. Dolayısıyla o geleceği o çocukların çabasıyla gerçekleştirebilmesi için onlara yardım etmemiz gerekiyor. Orada da büyüklere çok büyük görev düşüyor. Kesinlikle. Şimdi aslında bir eğitim sürecinden bahsediyorsunuz ve bir destek verme sürecinden bahsediyorsunuz bu anlamda. Birçok sayıda projeniz var dediniz ve bununla alakalı genelde projelerde hep şu vardır. Yani bir somut çıktıya bakılır. Evet. Bu somut çıktılar neler diyecek olursam, yani projenin en azından uygulanabilirliğini ölçmek adına eminim bu somut çıktılar da sizi zaten başka projeler yapmaya da itiyordur. Çok doğru söylüyorsunuz. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. Biz tabii kurumsal yapılarla çok çalıştığımız için son derece kurumsal bir derneğiz. O yüzden ben buradan çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla da bizde her şeyin bir sonucu vardır. Değil mi? Evet. Yani biz mesela işte şunu çok net söyleyebiliyorum, her yerde ispatlayabiliyorum. 8,5 milyon öğrenciyi ben eğittim. Muhteşem bir rakam yani bakacak olursak. 28 yılda, 28 yılda ama eğittim. Şunu söyleyebiliyorum, 7 bin kişiyle kıyı temizliği yapmışız. Çok etkili. Sıfır atık web sayfasına eğer girilirse orada biz sürekli rakamlarımızı yayınlıyoruz ve o rakamlar sürekli değişiyorlar. Hepsini oradan görebilirler. Kim, nasıl, ne yapmış, nerede yapmış. İşte mesela Marmara çok önemli ama Garanti BBVA'ya yine teşekkür ediyorum. Antalya'ya, Adrasan'a atladı. Orada da bir sıvı atık ve deniz süpürgesi. Az önce yayından önce Etrar arkadaşımla birlikte konuşuyorduk. Hatta şunu dedik, yani tatil bölgelerinde daha da fazla artık deniz kirliliği olmaya başladı. Dolayısıyla bunun nedenleri üzerine konuşuyorduk. Siz şimdi Antalya dediniz. Bu çok önemli. Ya onun tabii bir sürü nedeni var ama yine hep şunu söylemek lazım. Karadan geliyor. Karadan gelen çok. Dolayısıyla şunu düşünmememiz lazım. Ya benim kirliliğimden ne olur? 80 milyonun kirliliğinden ne olur? Çok şey oluyor. Çok. Denizden gelmiyor mu? Denizden de geliyor. Onların hepsini biz mesela gelmesin diye işte yine dediğim gibi 7 tane sıvı atık teknesi, filosu olan tek STK'sı. Yani dünyada tek STK'sı. Onlarla ne yapıyoruz? Bütün hem günübirlik olsun, hem mavi yolculuk yapan tekne olsun, hem özel tekneler olsun. Gidip onların atıklarını alıyoruz. Ve atık tesislerine ulaştırıyoruz ki denizlerimiz kirlenmesin diye. Biz bunlar için sponsorlarımız var. Hepsine de buradan teşekkür ediyorum. 10 bini aşmış gönüllümüz var. Yani daha ne isterim? 10.500 rakamlarını gör. Yani bir STK adına güzel ve etkin bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da yine söylüyorum, inanılmaz bir öngörüyle kurulmuş Turmepa. Yani 28 yıl önce inanılmaz bir öngörüyle kurulmuş.
Ve biz bu çalışmalarımıza da devam. O kadar çok proje var ki inanın birini söylerim, öbürünü unuturum. Birini üzerim diye endişe ediyorum. Artık çok küçük bir grubuz ama gönüllülerimizle beraber çok büyük bir grubuz. Ve eğitimlere, kıyı temizliklerimize hepsine tam gaz devam ediyoruz. Evet, biz de yakından takip etmeye ve haberleştirmeye devam edeceğiz diyelim. Şadan Kaptanoğlu bizlerle birlikteydi. Turmepe Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte sürdürülebilir dünyada denizlerin öneminden bahsettik ve yapılan, hayata geçirilen projelerden bahsettik, etkinliklerinden bahsettik ve bahsetmeye de devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.